arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir video hazırlıyoruz. Videomuzun konu başlığı bizimle ilgili merak edilen her şey. Sizlerin öncelikle merak ettiğiniz önemli olan sorularınızı sizler için aldık. Bugün sizler için cevaplayacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. O zaman sorularımızı cevaplayalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuzu çek bakalım. Karışık bu sorular ya Elif'e ya bana. Evet. Bu arada kanalımız yenidir. Abone olmayı, like atmayı, zil butonuna basmayı unutmayın. Dur ben seçtim. Tamam, yok karıştırdım. Bu soruyu en son cevaplayacağım. Bu soru kalsın. Acaba neymiş arkadaşlar? Sonuna kadar izlerseniz cevabı alırsınız. Ha, MSN rehberinden hediye kaydetmiş. Arkadaşlar Emre'nin bildiği bir cevap zaten. Sizler de çok merak ediyorsunuzdur eminim ki. Merak ettiğiniz için zaten sormuşsunuzdur. Emre rehberimde ne diye kayıtlı? Yok, bana sormuşlar evet. Hayır, benim rehberimde Emre ne diye kayıtlı? Emre rehberde... Ne diye kayıtlı? Ne diye kayıtlı? Hayatım, düzgün okuyacaksan cevaplayalım. Okuyacaksan boşver, tamam mı? Tamam, evet arkadaşlar, flört dönemimize yani çıktığımız 3 yıllık süreçte Emre gevezem diye kayıtlıydı. Çünkü çok konuşuyordu, arıyordu, saatlerce konuşuyorduk. 5-6 saat belki sabaha kadar. Şimdi sadece WhatsApp'tan hayatım, ne yaptın, neredesin, yolda mısın? Bu, evet geliyorum, bu kadar. Ama bundan 3 yıl öncesine kadar arkadaşlar, Allah Allah, sabaha kadar konuşuyorduk. Su akar yolu bulundu artık o derece. Geçene kadar ayya dayı dedik. Şimdi ise rehberinde eşim kalp diye kayıtlı. Heh. Salla gelsin. Evet. Şu soruyu karıştırma daha en son. Yo, onu oraya koydum kapalı. Çocuk olursa adın ne olacak? Çocuk alırız olursa adı ne olacak? Çocukla... Olsun da görüşürüz o zaman ya. Tamam tamam. Elem. Evet. Emre'nin Elif'in şeyi, baş harfleri. Birleşimi. Temmuz. Temmuz. Melek. Hüseyin. Ne Hüseyin? Hüseyin yok. Geç o Hüseyin'i. Abuzettin. Abuzettin hiç yok. Bak üçte kaldık. Elem, Temmuz, Okyanus, Melek. Dört tane işte. Hangisi önceyi seçersek. Bakalım bu soru. Sana sormuşlar. Elif Hanım. Neden Emre? Evet arkadaşlar. Bu konuda ciddi oluyorum lütfen. Öncelikle Emre çok güzel sevdiği için Emre. Yani ben daha önce bu kadar hiç güzel sevmemiştim. Hayatıma girenler oldu ama Emre kadar dürüst, güvenilir, bana kendimi iyi hissettiren biri olmadı. Daha önce bu kadar güzel sevilmedim. Buna inanmadım. Hep başka şeyler peşinde. Yani mesleğimden kaynaklı benimle görüştüler. Ailemin iyi olmasına kaynaklı. Yani hiç beni ben olduğum için sevmediler. Hep yani bir çıkar yani. Ben öğretmenim, güzelim. Hani bu şekilde bundan kaynaklı. Ama Emre bunların hiçbiri oysa değil. Oysa ki ben kalbini sevmiştim. Emre benim kalbimi sevdi arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten çok güzel sevdi beni. Bana kendini tamam, çok iyi hissettirdi tamam, ve özel hissettirdi. Ya dur, duygusal şeyler yaşıyorum şurada. Tamam tamam, yeterli bu arada. İşte beni seviyormuş arkadaşlar. Ya. Bu videodan sonra vazgeçtim. Oo, Emre ile nerede tanıştın demiş. Evet. Hiç soru sormadınız mı lan? Hep benden ilgili sorular geliyor. Emre ile nerede tanıştık? Facia üçlü çekim setinde tanıştık arkadaşlar. Ben ayrıyetten ajansta oyunculuk yapıyordum. O zaman beni çağırdılar, böyle böyle bir film var, gelir misin dediler. Ama filmin adını söylemediler bana. Ben gittiğimde Facia üçlü setin ortamını gördüm ve o filmin olduğuna tanıklık ettim. Ve orada Emre işte karşıda duruyordu. O gün de Emre'nin seti yokmuş, gelmeyecekmiş. Tamamen tesadüfen gelmiş. Ben fotoğraf çekinmeye gittim sonra yana. Set inekler bastı, resmi çekinemedim. 5-15 dakika böyle oyalandık. Sonra tekrardan gittiğimde tanıştık işte, öyle bir fotoğraf çekildik. O şekilde oldu. Akşamında Emre beni bulmuş demiş, şu kapalı kız demiş. O zaman ben figüranlık için kapalıydım. Demiş şu kapalı kızı bana bulun demiş. Sonra beni buldu, bana mesaj attı. O şekilde konuştuk arkadaşlar. Ondan sonra ben yazdım. Tamam. Benden ya uçağına ya kaçan. Kurtulamaz. Kurtulamaz. Ha, artık neden ne? Eski resimleriniz yok? Var. Neden eski resimlerimiz yok? Evet arkadaşlar. Bundan... Bu soruyu ben cevaplayayım. Çünkü sürekli kavga ettiğimiz için. Ben gene de silmiyorum. Hard diskim de var. Onları da ben gösteririm size de. Ama şu an bu videoda gösteremem. Biz bunlar 3 yıl öncesine kadar hiçbir şekilde, hiçbir süreçte videolarımızı, resimlerimizi birbirimize paylaşmadık. Çünkü birbirimizi çok kıskanıyorduk. Ne ben onu başkasıyla paylaşıp göstermek istiyordum. Ne aynı şeyi de kendisi beni paylaşıp göstermek istiyordu. O yüzden esrarengiz bir şekilde sakladık. Hiçbir sosyal medyada paylaşmadık. Ne zaman ki nişan dönemi gerçekleşti. Ondan sonra zaten gün yüzüne çıktı arkadaşlar resimlerimiz. Hiç ayrıldınız mı? Hiç ayrıldık mı? Çok. Ne ayrılıklar. Ya biz gerçekten çok zor
zor süreçler geçirdik. Yeri geldi çok birbirimizi sevdik. Yeri geldi çok kavga ettik. Yeri geldi beraber ağladık. Yeri geldi birbirimizin evini takip ettik. Parklarda birbirimizi bekledik. Bu soruyu kim sordu lan? Emre de en sevmedi. Eğri bir like gelirse eski fotoğraflarda görürsünüz arkadaşlar. Emre de en sevmediği huy demişsiniz. İnatçılığı. Çok inatçı. İnadıyla baş edemiyorum. Boğa burcu, uzun be. Boğa burcu. Boğa burçlar çok inatçı. En sevmediğim huyu inatçılığı. Vay. İnşallah bu soru sana da sorulmuştur. Emre sen de hangi huyu sevmiyor? Sevmiyor he. Aynı soru. Vay. Allah aşkına. Vay bir kadar temiz geliyor mu? Arkadaşlar anlamıyor ya. Laftan anlamıyor ya. Anlatmaya çalıştığım bir şeyi 10 tekrar yapıyorum. Belki 20 tekrar yapıyorum öyle anlıyor. Yaşlarınız kaç? Valla benim ruh yaşım 85'e dayandı arkadaşlar. Belki de 100'e. Çürüttü mü? Ömrümden ömür yedi. Yaşı kaç? Kapıya dayandı 85. 85 diyorum daha doğrusu. Şaka evet. Şaka 25. Çıtı pıtı daha gençliğimin baharındayım. O kadar da abartma ya. Ya gençliğimin baharındayım. Neydeyim daha? Mor olmuşsun aşkım. Ne genç baharı? Yolun yarısını azayla pazarlığa geçeceğim. Gençliğimin baharındayım. Kendimi çok dinç, dinamik, enerjik hissediyorum. Benim yaşım 27 arkadaşlar. Yani ben gençliğimin baharında değilim yani. Böyle benden bir, çalıntı benim sözlerim. Böyle bir eşiniz varsa gençliğin. Öp de başına koy be. Öp de şöyle başına koy. Daha ne isteyeceksin? Yani ama gene de 27, 25. Aramızda 2 yaş var. Mesleğin ne arkadaşlar? Aa, müziktin. Tam bana geldi. Ben de çıktım. Ver, buyur. Ben okul öncesi öğretmeniyim. Arkadaşlar, okul öncesi öğretmen yapıyorum. Okul öncesi öğretmen ne diyeceksiniz? Bazılarınız bilmiyor. Hemen açıklama da getirip ilkokula hazırlık. Emre kızlarla video çekse ne olurdu? Bu saçında saç kalmazdı. Dişlerini söker tesbih yapardı. Tutar çamaşır ipini asardım arkadaşlar. Daha ne olurdu? Neyse. En çok hanginiz kıskanç? Tabii ki de ben. Belli oluyor yani, değil mi bu soruda? Bak sinirim yine gerildim ha. Yine gerildim. Ben değilim o kadar kıskanç. Çok gerildim. Ben de kıskanırım ama. Ben kıskanırım arkadaşlar. Sevdiğimi kıskanırım. Çocuk düşünüyor musun? Hadi cevapla. Cevapla. Sana sormuşlar. Evet, sorumuz çocuk düşünüyor musun? Çocuk şu an düşünmüyoruz. Çünkü daha bir aylık evliyiz. İnşallah Rabbim nasip ederse bundan 1,5 yıl sonrasına kadar inşallah sağlıklı, sıhhatli, eli kolu, yüzü tam bir çocuğumuz Rabbim nasip eder. Sağlıklı olsun yeter. Kız erkek hiç fark etmez. Oooo, en sevdiğim karizma. Bitti. Yok, gevezelik, sempatiklik, bakayım şeytan tüyü de var bende. O bu ne şeytan tüyü, maşallah. Ondan kalemin sonra ucundaki tüy gibi şeytan tüyü var bunda. Soruyu da söyleyeyim size, yanlış anlaşılmasın, daha soruyu söylemedik. Emre'nin en sevdiği huy. Yani Emre'de en sevdiğim huy. Arkadaşlar gerçekten, uy, çok sempatik, yemin ederim çok şeker ya. Mesela biz kavga ediyoruz ya, şirinlik yapıyor, ben hemen dayanamıyorum. Hani şu gözleri boncuk boncuk ışıl ışıl oluyor, kurban olurum ya. O huyunu çok seviyorum. Bir de en sevdiğim huyu, tamam bir dur sakin ol. Yeter bu kadar, övdüm bitti. Evet arkadaşlar, bana en çok sorulan sorulardan biri de hiç estetik yaptırdın mı? Burnun çok güzel, estetiğin var mı? Gözlerin lens mi? Yok arkadaşlar, estetik yaptırmadım. Hatta benim şu anda küçük bir kis var, yıllardır inip inip şişiyor. Ben onu bile ameliyattan korktuğum için hiç aldırmadım. O yüzden burnuma estetik yaptırmayı da hiç düşünmedim, yaptırmam. Normal kendi burnum. Gözümde de lens yok, kendi gözüm. Hatta Koreli misiniz diyorlar. Hayır arkadaşlar, ben Adanalı. Bakalım sıradaki soru. Evliliğiniz gerçek mi? Evliliğimiz gerçek mi? Işık yanıyor arkadaşlar şimdi herkesin beyninde. Kimisi diyor yalan evlilik, kimisi diyor gerçek evlilik, kimisi inanmıyor. Arkadaşlar, evliliğin sahtesi olmaz. Biz iki taraflı olarak masraf yaptık, emek verdik, çok büyük gayret gösterdik. Sırf prim olacak diye, sırf videolarda oynanacak diye bir evlilik yapmadık. Böyle bir şey olamaz, bu imkansızdır. Benim annem kendi çeyizimi dizdi, ben kendi eşyalarımı aldım. Emre çok büyük eşya masrafına girdi, mobilya masrafına girdi. Yani çok büyük emek var. Bir sırf oyun için, kurgu için buna değmez. O yüzden evliliğimiz gerçek ve biz kadar kazanılmıyor. Ve biz severek evlendik. İki insanın sevmesi yalanı olamaz. Böyle bir şey yok. İnşallah Rabbim de tüm sevenleri kavuşturur. Herkese güzel bir evlilik nasip eder. Eleştirilere karşı tepkiniz nedir? Neydi? Arkadaşlar ben genellikle kötü yorum da alsam, iyi yorum da alsam pek yorum... Ben normalde gözüm bozuk olduğu için yorum bile okuyamıyorum. Yani çok taktığım bir şey değil yani.
İnsanlar başaramadığı şeyi kıskanır ve eleştirir. Yani benim mutluluğum kimseye gelmesin. Daha önce hiç bu kadar güzel sevilmediğiniz için hep kıskanacaksınız, hep kötü yorum, eleştiri yapacaksınız. Ama inanın ki biz bunların hiçbirini okumuyoruz, görmüyoruz, duymuyoruz. Yapabilirsiniz. İnsan kınadığı yerden sınanır. Biz çok mutluyuz. Rabbim size de mutluluk nasip etsin. Amin. Kulak asmıyoruz. Emre seni neden takip etmiyor? İstiyorsan bunun sorusunu da Emre'ye soralım, o cevaplasın. Emre neden beni takip etmiyorsun? Canım öyle istiyor. Arkadaşlar şimdi bunun cana mum basacağım. Mum basacağım, yakacağım onun canını. Ben neden takip etmiyorum hemen söylüyorum. Arkadaşlar kuzenimin başına bir olay geldi. Ta ki çok önceden bir olaydı bu. Ondan dolayı hiçbir kız da takip etmiyorum. Elif'i de takip etmiyorum. Zaten Elif... kız takip edemez. Böyle bir şey yok. Tamam, bir dakika. Ben de erkek takip etmiyorum. Sevdiğim için, kıskandığım için takip etmiyorum. Beni oradan bul. Orada bulurlar diye. Hatta hiçbir sosyal medyada da paylaşmıyorum. Emre YouTuber olmasaydı evlenir miydin? Emre YouTuber olmasaydı evlenir miydi? Evlenirdim arkadaşlar. Ben zaten Emre'nin bir ünlü olmasını hiç istemiyorum. Çünkü bizi çoğu kez sokakta insanlar durduruyor. Emre'yle resim çekilmek istiyorlar. Kızlar olsun, bayanlar olsun resim çekilmek istiyorlar. Ve ben Emre'yi ciddi anlamda kıskanıyorum. Hatta alıp uzaklaştırıyorum. Emre YouTuber olmaması benim daha çok işime gelirdi. Bu kadar psikolojik sorun yaşamazdım. Kıskançlık yaşamazdım. Kendi kendime kafamda kurup düşünmezdim. Zaten daha Emre'nin önce güzel bir mesleği vardı. Keşke onu yapsaydı diyorum. O yüzden Emre YouTuber olmasaydı ben Emre'yle evlenirdim. Uçurdu kağıtları. Evet arkadaşlar, o merak ettiğiniz soruda Emre seni neden Instagram'dan takip etmiyordu? Onun cevabını daha önce duydunuz. Videomuz buraya kadardı. 50.000 like'da eski fotoğraflarımızı görürsünüz. Like haline getiririz. Onları görürsünüz. Videolarımızı falan da görürsünüz. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşürüz. Öpüyorum. Hadi bay bay.